Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi geceler diliyorum. Çalışanlara da hayırlı işler. Allah kolaylık versin diliyorum. Bugünkü Ankara programına baktım arkadaşlar. 9 koşulu bir program var. Güzel bir program var. Cazip bir program var. İkiye vermişler. Birinci altılı, ikinci altılı. İnşallah bu iki altılıyı da yakalama şansına sahip oluruz. Arkadaşlar yorumlarıma geçiyorum. İlk koşudan başlıyorum. Birinci altılıdan. Burada bir numara çıkıp pardon 7 numara çıkıp bitirmeye çalışacak. Arkadan da 5 1 numara Başar var. Özcan Yıldırım'la. İkisi de bitirmeye çalışacaklar. Ama arkadan Gel Kız var. Ahmet Çelik'le. Bunların ikisinin kapışmasını bekleyip birbirlerini yorup arkadan da 5 numara Gel Kız buraya vurabilir. Aman dikkat diyorum. Söyleyeceğim atlar 7-1-5. 7-1-5 ilk ayak. İkinci ayağa geçtiğimiz zaman arkadaşlar ikinci ayak da aynı şekilde burada 7 numara Şipildat kaçarak bitirmeye çalışacak. Ama iz bırakan acı sprint ile onu avlayabilir. Aman dikkat diyorum. Şipildat da 50 kiloya düşmüş. Müslüm Çelik var. İyi bir jokey arkadaşımız. Ondan sonra arkadaşlar iz bırakan avlayabilir dedik. Evet, iz bırakan avlayabilir arkadaşlar. Burası 7-2 yeterli diye düşünüyorum. Sürpriz arayanlar için 5 ile 6'yı da yazabilirsiniz. 3. aya geçtiğimizde arkadaşlar 3. ayak 1400 için 3 yaşlı İngilizler. Aynı şekilde burada da liderliği alıp ve bitirmeye çalışacak. Son 400'den sonra 5 numara var arkadaşlar. Ahmet Çelik'le gerçekten güzel yarışlarını da seyrettim. Son düzlüğe kadar ikincilikle üçüncüye takip edip ondan sonra yürü dediği zaman at bayağı güzel gitti. Güzel gidiyor. Takip ettim. Ahmet Çelik de var üstünde. Bitirebilir yarışı. Cazip tek arayanlar bunu tek atabilirler. Rakip olarak 2 ile 3'ü de yazdık mı arkadaşlar? İyi olur buraya. Yani tek atmak isteyenlere 5 tek atabilirler. Rakip olarak 2 ile 3 öneriyorum arkadaşlar. Dördüncü koşuya geldiğimizde arkadaşlar burası da rövanş koşusu diye görüyorum. 2 numara Turbo ile 4 numara İnandım. İkisinin rövanşa çıkması. Bunlar birbirlerine aynı şekilde çıkıp bitirmeye çalışırlar. 2 ile 4 rövanşa çıkacaklar. Bir at daha söyleyeceğim. İdealist arkadaşlar. Bu idealisti de mutlaka yazalım. 2, 4 ve 7 geçtik mi bu aya da sağlamış oluruz. 5. koşuya geldiğim zaman arkadaşlar burada da size 3 atı vereceğim. 4, 5 bunlar da aynı rövanş gibi görüyorum. 4, 5 son atımda 3. atımda 12 numara Halis Karataş'ta güzel bir dördüncülü var. İlk defa kuma çıktı. Güzel dereceyle bitirdi. Yani 3. oldu gerçi de. 12 numarada şimdi çime çıktı. Çimlere denediler. 4. oldu. Güzel bir dördüncülük yaptı Halit Karataş'ta. Bunları da avlayabilir. Sonlarda atacağız sprintle. Buraya 4, 5, 12 diye öneriyorum. Arkadaşlar 6. aya geçtiğimiz zaman 6. ayakta 1500 kum 3 yukarı İngilizler. Buraya 2 at önereceğim. Rakip isteyenlere de 3 at daha vereceğim arkadaşlar. Buraya 1-2 Halit Kara Gökhan Kocakaya ile geçersek yeterli diye düşünüyorum. Rakip arayanlar da 3-4-6 ile ilave edebilirler. Öncelik 1-2 sonra 3-4-6. 7. koşuya geçtiğimiz zaman arkadaşlar burada tek vereceğim size 2 numara 1 numara kaçıp bitirmeye çalışacak. Eküller 4 numarada onun peşinde olacak. 2 numarada Karataş gelip sonlarda onu geçecek diye düşünüyorum. Buraya 2 numarayı tek olarak rahatlıkla yazabiliriz arkadaşlar.
2 numaralı rakip isteyen arkadaşlar 5 yazabilirler. Özden Yıldırım. Çok iyi bir at o da. Özden Yıldırım da var üstünde. Ya 1 numara kaçıp bitirmeye çalışacak. Biraz zor görüyorum. Ama ekürler burayı kazanır diyorum. 2 numarayı tek olarak öneriyorum. Rakip arayanlar da 5 numarayı da yazabilirler arkadaşlar. 8. koşuya geldiğimizde 8. koşu 1500 kum. Arkadaşlar burası birazcık karışık gördüğüm bir ayak. Burayı size şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3, 5, 9 ve 11. Tekrar ediyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 5, 9 ve 11. Yazdık mı buraya yeterli görüyorum. İnşallah bizim yazdığımız gibi gelir arkadaşlar. İnşallah yazdığımız gibi gelir. Ve de şanslı kalemler bizde oluruz. Altını tuturan bizler oluruz. Hep beraber seviniriz arkadaşlar. Yani son koşuya geldiğimizde son koşu 1300 çim 2 yaşlı İngilizler. Burada da süratli gireceğini tahmin ettiğim yarış. 10 numara bir kere kaçacak. Kaçıp gelmeye çalışacak arkadaşlar. 4 numara da büyük ihtimalle o da kaçacak. Gelmeye çalışacak. Arkadaşlar 10'lu 4 bir kere kaçacak. Ekürüs var 10 numaranın bet Tolga Yıldız'la. 10 numara burada yoracağı bir at var. O 4 numara ikisi birbirlerine kaçıp bitirmeye çalışacaklar ama 2 numara var ki arkadaşlar ekürüsü çok acı bir sürprize Tolga Yıldız bunları avlar diye düşünüyorum. İnşallah öyle de olur diyoruz arkadaşlar. Burasını size ekürler 10 4 bir de 1 de yazarsak rahat ederiz diye düşünüyorum arkadaşlar. 2 4 1 yani ekürler 10 4 1 böyle de yazabiliriz. İnşallah yazdığımız gibi gelir arkadaşlar. Yani burada hangisi tek olur deriz. Ekürleri de tek dağıtabiliriz. 10 numara kaçacak. 4 numara arkadan o da kaçıp bitirmeye çalışacaklar. Arkadan bet yani 6. 7.likle bekleyip son virajdan sonra son 300 son 400'den sonra acı bir sprintle gelip bunları avlayabilir. Yani öyle görüyorum. Yani tek atmak isteyenler ekürleri tek atabilirler. Yok ben burada tek atmayacağım. Bana yeterli geçtiğimiz ayaklardaki teklerden yani teki atıp buraya son ayakta yatmayayım diyecek arkadaşlar da 1 numara 2 numara 4 numara yazdığım zaman 3 atla geçersek cazip olur diye düşünüyorum. Tabii ki başka atlarımız da var. Onları da size tercih edip yazabilirsiniz. İnşallah yazdığınız gibi gelir arkadaşlar. Allah'ım herkese sağlık, sıhhat versin. Mutluluk versin, huzur versin. Herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese bol şanslar.